Neredesin bura çocuk? Seni boğuldu sanırım. Suyun altında yarışmadık mı? Ne kadar da suyun altındasın? Bu ne ciğerdir böyle? Suyun altında nefes tutmak kadar nefes kullanmasını da öğrendim. Hey siz! Biz mi? Evet aptal! Çevrenize bir bakın! Sizden başka kimse var mı burada? Balıklar var, bir de siz alıklar! Dalga mı geçiyor bu bizimle, he? Yarışayım, dövelim mi şunu? Biz kralın adamlarıyız! Çok korktuk! Bunlar tam dövmelik! Bizans kralı adına size soruyorum! Burada yaralı bir adam gördünüz mü? Bunları canım dövmek istiyor Karaşay! Ağzında ne gebelip duruyor bu adam be! Sizin dilinizden anlamıyor, konuştuklarınızı merak ediyor! Öyleyse sen cevap ver! Burada yaralı veya ölü birini gördün mü? Aradığınız kim? Soruyu biz sorarız! Kaşın, çaresi yok döveceğim! Söyle şu arkadaşına, homurdanıp durmasın! İyi ama kimi aradığınızı bilmezsek, size nasıl yardım edebiliriz? Yaralı bir Türk casusunu arıyoruz! Nehre düştü ama hala cesedini bulamadık! Aslında boşuna arıyoruz, Civanoğlu öldü artık! Civanoğlu öldü mü? Ne? Civanoğlu'nu tanıyor musunuz? Sonsuz sonra hemen dövmeye başlayalım çocuk! Gelelim size. Şu hikayeyi bir daha anlatayım. Civanoğlu'na ne oldu? Çabuk ol, elini çabuk tut, mıymıntı, hadi! Elimden geleni yapıyorum işte cadı! Biraz daha beklesinler. Hep bu işleri bana verirsin zaten. Bu da çok ağır. Bekleyenler kim biliyor musun? Cemilizli Şövalye Justinyani'nin katil adamlarıyla... ...Prenses Evdoksiya'nın muhafızları. İnsanın gözünün yaşına bakmazlar. Hadi, çabuk ol, yürü! Prensesim, öyle görüyorum ki Civanoğlu denilen Türk öldü diye yas tutuyor gibisiniz. Senin hırsın, aptallığın, her şeyi mahvetti. Ölmesi gereken birini öldürdüm sadece. Cesedi bulunmadan Civanoğlu'nun öldüğüne inanmam. Askerler sabaha kadar nehir boyunca aramalarına rağmen hiçbir şey bulamadılar. Ceset bu. Kim bilir? Suda nereye battı, nereye sürüklendi? Sen öyle san aptal şövalye. Eski aşıklarından birini öldürdüm diye bana aptal deyip... Bana nasıl böyle hitap edersin? Açlıktan ölüyorum. Tamam, tamam. Hana geldik işte koca adam. Çocuk, bunlar niye ayakta? Bizi karşılıyorlar. Saygıdan ayağa kalktılar, baksana. Ben oturun demeden niye oturdu bunlar? Bize saygısızlık bu. Buraya çocuk, kapat çeneni. Sen fena kaşınıyor. Şunlara bak. Hepsi bize yiyecekmiş gibi bak. Onların karınlarını tok, sen midelerine oturursun. Hem de nasıl otururum? Bilesin ki bu adamlar bizi istemiyor. Ben yemek yemeden kalkmam. Yemek mi yeriz, dayak mı şansımıza? Ne istiyorsunuz? İkimiz de açlıktan ölüyoruz madam. Madam değil, matmazel. Ben daha eline erkek eli değmemiş bir bayanım, biliyor musun? Gözleri biraz bozuk olduğu için... ...sizdeki bu güzelliği ve tazeliği fark edemedim. Sen fark ettin ya, bana yeter, yedim. Ya, sen evet, yemek içmek için ne arzu edersin? Sizin bu güzel elinizden çıkan her şeyi yerim. Etlerden kuzu, içeceklerden de ayran isteriz. Çocuk, sen sus! Siz o köylünün kusuruna bakmayın. Bu zamanda görgülü bir at uşağı bulmak çok zor. Ne? At uşağı mı? Ama böyle yapmaya devam ederse... ...bundan sonra atlarla beraber yemek yiyecek. Atlarla mı? Sus!
İşi bozmada karnımızı doyuralım. Biz karnımızı biraz zor doyururuz gibime geliyor. Hadi bakalım, buna da bir madam numarası çek de göreyim. Beyler, bir arzunuz mu vardı? Biz siparişimizi verdik, sağ olun. Özel bir isteğiniz falan vardır belki. Yok ağam, sağ ol. Vardır, vardır. Belki karnınızı domuzlarla birlikte doyurmak istersiniz. O zaman biz de senin gibi pis kokarız. Bana bak seni var. Çek ki şuradan. Hey madam. Çekil dedi. Madam değil, makmazelim ben. Kör müsün be adam? Genç ve güzel bir bayana madam diyorsun. Ben bu işi oldukça ucuz atlatmışım. Sol olun bre! Bunlar kendini ne sanıyor? Kim bu densizler ha? Durun bir dakika savaşçılar! Önemli bir konu var. Neler saçmalıyorsun çocuk? Sus halledeceğim. Bu adaletsiz bir kavga. Bir size bakın, bir de bize. Sizin hepinizin karnı tok. Biz ikimiz de açız. Diyeceğim ki önce karnımızı doyuralım, sonra kavga ederiz ha? Şimdi doğru konuştun işte. Yazık olacak bu etlere. Mis gibi de kızarmış. Merak etme. Karnınızı kılıcımla doyuracağım. Hay Allah! Laf anlayan biri yok mu içinizde? Keşke bu işi konuşarak halletseydik. Bre çocuk, sen biraz didiş. Ben dayanamayacağım. Gel. Sıra başlıyor, bulamadım mı etleri bunlar etti. Bu soykarı da hiç fena değil. Kendin denemek ister misin? Ben bir şövalyeyim, serserilerle düello etmem. Açıkça gözüm korktu desene. Hakaretlerinden bıktım artık Evdoksiya. Hey sersemler, çekilin bakalım. Yabancı Justinyani'ye 7 altın. Yabancı'ya 2 altın. Justinyani'ye 5 altın. Yabancı'ya 20 altın. Justinyani'ye 10 altın. Oo, Konstantinye'nin yenilmez savaşçısı, kralın sağ kolu, Cenevizlilerin ünlü şövalyesi, Galata bölgesinin hakimi. Sizinle duello etmek benim için büyük bir şeref. Ağzın iyi laf yapıyor. Üstelik beni de tanıyorsun. Sizi kim tanımaz? Peki korkmuyor musun benden? Korkudan dizlerim titriyor. Bakalım kılıcında dilin kadar keskin mi? Sarayda epey paslanmışsın şövalye. Şimdi göreceğiz. Hiç de yabana atılmazsın. Yaralı bacağın seni yavaşlattı. Yavaş. Soytarlık mı yapacağız, dövüşeceğiz mi? Ne güzel eğleniyoruz işte. Kesin şu kavgayı! Hey savaşçılar! Osmanlı akıncıları bu tarafa doğru geliyor. Canınızı kurtarın! Kaçın! Kavgayı kesin, gidiyoruz. Olduk çabuk! Bir kişiler aşağı dinler! Çabuk olun! Yine görüşeceğiz. Bizans'a uğrarsan beni ara. Hep senin gibi bir adamım olsun istemişimdir. Bizans'ta bu yüzüğü göstermen yeterli. De! Thank you.
Ne numaraydı ama? Akıncıların gelip gittiği yok. Kandırdım onları. Rahat bir yemek yiyebiliriz. Bizanslıları sevmiyorsunuz galiba. Sadece kalabalıkta yemek yemek hoşuma gitmiyor. Çok açım. Hayattır, candır bu. Şefkat ve sevgidir bu. Su, ağaç ve toprak insanoğluna nimettir. Peygamber Efendimiz kıyamet koparken bile elindeki fidanı dikerdim buyurmuşlar. Sevgiyle tutun fidanı, şefkatle okşayın toprağı. Ne yapsak dersin, birkaç hafta daha görünmesin. Efendi baba, Kara Şahin'le toz koparan geliyor. Gelin bakalım kaçaklar. Üç kişiyi iyice dövüp kaybolursunuz ha? Size kaç kere dedim ki insan kalbi kırmayın. Kalp kırmak Kabe'yi 70 defa yıkmak gibidir. Kalp Cenab-ı Allah'ın mekanıdır. Kalp kırmayın diye size kaç kere söyledim ha? Cezanız 3000 fidanı bu tarlaya dikecek ve hepsini sulayacaksınız. Namazdan sonra ikiniz de burada işe başlayacaksınız. Bu iş bitmeden istirahat yok. Yemek içmek yok. Ya burası fidan dikmekle baş olmaz. Yandık biz, hem de çıra gibi. Konuşma da çalış. Hep senin yüzünden geldi bunlar başımıza. Nereden uydum sana? Keşke o tokadı atmasaydım. Burası bitene kadar yemek yok bize. Hiç olmazsa su içseydik. Efendim baba gitti mi? Yok, hala gözleri üzerimizde. Selamün aleyküm ağalar. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Efendi baba buralarda. Git buradan git. Kasım kardeş, şuradan bir lokma da bana versen. Bir yudum da ayran. Olmaz. Efendi baba iş bitene kadar size yemeği yasakladı. Siz önce şuna görevinizi yapın. Bir de oturmuş akıl veriyor. Akıl vereceğine biraz ekmekle ayran versene ha. Gel bize katıl Şehzade Orhan. Kutlanacak bir haberimiz var. Apar topar çağırmanızın iyi bir sebebi olduğunu umarım. Var dostum, var. Birincisi, Osmanlı casusu Civanoğlu'nun işini bitirdik. Artık sana bir tehlike gelmez. İkincisi ve en önemlisi, Kardinal Hazretleri Avrupa'nın bütün desteğini sana sağlamış durumda. İtalyanlar, Pontuslar, Cenevizler, Germenler, Sırplar, İspanyollar, hepsi ama hepsi senin Osmanlı Sultanlığını desteklemekteler. Hepimiz bu yüzden burada toplandık. Bu nasıl gerçekleşecek? Her konuda birleşme sağlayacağız. Bunun için Ortodoks ve Katolik kiliselerini birleştireceğiz. Bu birleşmeler Bizans'ı ayaklandırır. Bizansların ayaklanacak takati yok. Birkaç baldırı çıplandı hakkından geliriz. Müslümanlara karşı birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. İsa'mız, Meryem'imiz aynı. İncil'de ufak bir değişiklik yapar hallederiz. Ben ne zaman harekete geçiyorum? Şimdi. Şehzade Orhan'ın hakkı olan saltanata oturması için 40 bin askerle Anadolu'ya yürüyeceği haberini yayıyor. Size 40 bin asker hazırlıyoruz. Gerçek olacak mı bu? Zamanı gelince olacak. Hele Anadolu da buna hazırlansın. Türkler arasında kaynaşmalar başlasın. Ben Başbakan Notaras olarak söz veriyorum. Şimdi müsaadelerinizle. Artık sultanlığa yaklaşıyorsun şehzade. Bundan sonrasını burnumuzun dibine hisar diken Sultan Mehmet düşünsün.
Canım kurban olsun dostum senin yoluna. Adı güzel kendi dost dost güzel Muhammed. Söylenirsin cümle dost dost alem dilinden. Adı güzel kendi güzel Muhammed dost dost dost. Adı güzel kendi güzel Mustafa hu hu hu. Adı güzel, kendi güzel Muhammed dost dost dost. Sen bir peygambersin dost dost, şeksiz gümansız. Sana inanmayan dost dost, gider imansız. Bizler neyler dost dost, dünyayı sensiz. Adı güzel, kendi güzel Muhammed dost dost dost. Adı güzel, kendi güzel Mustafa hu hu hu. Adı güzel, kendi güzel Muhammed dost dost dost. Selamun aleyküm. Oturun oturun, çalışmaya devam edin. Terlerinizin üzerine damladığı bu taşlarla inşallah sonbahara kadar mescidimiz bitmiş olacak. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder. Resulullah Efendimiz cennetin yeryüzünde benzeri mescitlerdir diye buyurmuşlardır. Hadi toz koparan, sen de ilahine devam et. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Selamun aleyküm, kolay gelsin. Aleyküm selam. Omuzlayalım şunu. Haydi biz. Efendim, müsaade edin biz taşıyalım. Bu zilli bana zaten yük bırakmadı. Durun da çalışma sevabı alayım. Hoş geldiniz, sefalar peki getirdiniz. Elinizi öpmeye, duanızı almaya geldik. Güzel sohbetlerinizden bereketlenip ruhumuz gıdasını alsın istedik. Evet. Ruh önemlidir efendim. İnsanın kimyası bir tarafta ruh, bir tarafta nefistir. Ruh büyüdükçe nefis küçülür. Nefis büyürse ruh küçülür. Ruhu büyütmek, nefsi küçültmek Müslümanın iç kavgasıdır. Aksi halde o kişi kayıpta demektir. Ruh nasıl büyür, nefis nasıl küçülür? Ruhun gıdası din büyüklerinin, evliyaların kalbe hitap eden sohbetleridir. Yorgunsunuz, istirahat buyurun. Ruh ve nefis kavgasının olmadığı insan var mıdır? Evliyalarla kafirlerde bu kavga olmaz. Zira evliyalar ruhlarını Allah sevgisi, Resulullah muhabbetiyle doldurmuştur. Nefislerini dünya arzularından kurtarmışlardır. Kafirlerse dünyaya sadece nefisleriyle bakarlar. Ruhları kalmamıştır. Zira nefis ve ruh kavgası dünya ve ahiret kavgasıdır. Tek taraflı rakipsiz kavga olmaz. Lanetli! Lanetli! Kahretsin! Buraya her gelişimle ürperiyor. Yine kafan karışık Evdoksya. Duygularınla işin, nefretinle sevgin
İtirazınla vicdanın birbirine girmiş. Bizans kadar karışık, Bizans kadar çaresizsin. Çünkü ben Bizans'ın bir parçasıyım. Ben Bizans'ım. Evet, Bizans da senin gibi bir fahişe. Lanet olası iğrenç büyücü. Sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun? Senin başını vurduracağım. Senin gibi uğursuz lanetliden kurtulacağım. Aynen Civanoğlu gibi mi? Onu da beceremediniz. Bizans ordusunun neredeyse yarısı bir Civanoğlu'nun hakkından gelemedi. Nereden biliyorsun? Hiç yalan söyledim mi? Civanoğlu yaşıyor. Yaşıyor. Sen nasıl bir kadınsın Evdoksiya? Tek sevdiğin erkeği öldürmek için yanıyor, çırpınıyorsun. Hiç sevmediğin Orhan Çelebi için olmadık sevgi gösterileri yapıyorsun. Ya sana deli gibi aşık Justiniani'yi nasıl idare ediyorsun ha? Dedim ya, ben Bizans'ım. Bizans'ta nice işler olur biter. Gidip görmek dilerim. Civanoğlu gibi bir namlı yiğidin başına gelenleri de merak ederim. Sizi kararınızdan döndüremem. Lakin münasipse yanınıza bir yiğit vermek isterim. Bunu istemenizde bir sebep vardır. O yiğidi şimdiden can yoldaşı bildim. Deli doludur ama yüreklidir. Eli avuca sığmaz ama sadıktır. Pek sabredilmez ama merttir. Merak ettim şu yiğidi. Tez bana Karaşahin'i çağırın. Buralardadır. Terliyorsun Barba, bu ne iştir? Sıcaktan olacak. Yo, bu soğuk ter ve sen bu sıcakta sıtmalı gibi titriyorsun. Her akşam sarhoş bağrı çekmekten bıktım. Paraları cebe indirirken hiç de bıkmıyorsun. Bu kahır, 3-5 paraya çekilir kahır değil. Neylersin ki? Başka işim yok. Ağlama Barba, ağlama. Para yapıp buradan kaçmak istediğini biliyorum. Sus Helen. Komutan Horas ve adamları da kendilerini saklıyormuş gibi. Silahları ellerinde, sanki birilerini bekliyorlar. Çok meraklısın. Sadece sana yardım etmek istiyorum. İstemez. İçerisi çok kalabalık. Bu akşam iyi iş yapacaksın Barba. Bir sen eksiktin. Sana da hesap vereyim mi? Hadi. Bana şarap ver. Hadi. Şimdi ters diyecek ne söyledim sana? Hadi. Hı? Havaya bak. Nefesim tıkandı. Ne işimiz var burada? Civanoğlu'ndan haber almayı umut ederim. Burası bizimkilerin buluşma yeridir. Ola ki bir tanıdığa rastlarız. Merhaba yakışıklılar. Benimle eğlenmek ister misiniz? Anlaşıldı. Siz uslu çocuklarsınız. Masanıza oturmama müsaade eder misiniz? Teşekkürler. Hanginiz içki ısmarlayacaksınız? Benimle ilgilenmezseniz Civanoğlu'nun haberini size nasıl iletebilirim? Civanoğlu mu? Evet. Yakışıklılar, bana içki yok mu? Yoksa annenizden mi korkuyorsunuz ha? Hadi yakışıklı, gidip Felek'ten bir gece çalalım ha? Otursana güzelim. Bana içki ısmarlar mısın? Daha iyi bir teklifim var. Yukarı çıkalım. Arkadaşın seni yalnız bıraktı ha? Arkadaşım burada mı acaba? Hey, sen benimle mi ilgileneceksin yoksa kapılarla mı? Şşş! Ah, anladım, sen biraz sapıksın galiba. Osmanlılar bu tarafta! Ne oluyor? Askerler! Askerler mi?
Orada olmalılar. Destursuz bağa girilmez beyler. Akıllı olan yerinde kalır. Başka akılsız var mı? Bu nehirdeki adam. Ve Şahin, neler oluyor burada? Bu saray soytarıları eğlenmeye gelmişler. Teslim olun. Gelin de bunu kılıcıma anlatın. Osmanlılar, kaçamazsınız. Hey, benim bir suçum yok. Ben onlardan değilim. Dokunma, bunlar bizimle beraber seni de istiyorlar. Bunu kızmadan, bağırmadan söyleyemezler mi? Benim onlarla bir ilgim yok. Beni tanımadınız mı? Yakalayın, kadınları da elinizden kaçırmayın. Bana güvenin. Zaten başka şansınız da yok. Hadi aşağı gelin. Bu kim? Bir dost. Beni takip edin. Güle şaşkın kız. Ne beklersin? Atlasana. Yapacağım kırılırsa. Atlamazsan bunlar kafanı kıracak. Ah, ben sizden değilim. Hristiyanım. Bizanslıyım ben. Bunu gelenlere anlat. Hadi! Hadi atla! Atla hadi, tutacağım seni! Koşun! Bu taraftalar! Siz gidin! Ben bunları oyalarım! Baba sen! Hey! Beni de bekleyin! Durun! Beni takip et. O başının çaresine bakar. Durun! Hasan Bey, hadi. Bizi tuzağa düşüren bu kadını neden takip ediyorsun? Hayır. Merak etme, emniyetteyiz sanıyorum. Hayır. Türk müsünüz, desiniz? Beni de bekleyin. Mahvoldum. Sus, ben. Koş bana bak, hadi! Ben ne yapıyorum? Yarışatı değilim herhalde. Bırak onunla uğraşmayı. Bir an önce buradan uzaklaşalım. Hadi. Çabuk ol, koş. Gel buraya. Çabuk olun, her yeri arayın. Çabuk, bulun onları. Hadi. Ay! Ay öldüm! Beni bırakırsanız ciyak ciyak bağırırım! Bir dakika! Niye durduk? Sesleri dinliyorum. Daha doğrusu birilerini bekliyor. Sen nereden biliyorsun? Bunlar senin kemerinin parçaları. Yol boyunca iz bırakarak geldin. Aferin!
seni aptal, mahvettin her şeyi. Mahvolan ne? O işaretler kaçmamızı sağlayan Civanoğlu'nun bizi bulması içindi. Civanoğlu mu? O yiğit Civanoğlu muydu? Türkleri vurdum! Hemen kendinize haber ver! Teslim olun Osmanlılar! Teslim olun Osmanlılar! Niye gelip de teslim almıyorsunuz? Anlaşıldı. Haydi çocuklar, bunları yakalarsanız hepinizin rütbesi artar. Adam başı 50 altın kazanırsınız. Yakalayın! Hasan Bey, ben bu çakalları oyalarken siz kaçmaya bakın! Doğru söylüyorsun, hemen kaçmalıyız! Belki bu fırsatı bir daha bulamayız! Hasan Bey, daha ne beklersiniz? Ben kuş çukmayacağım için dostlarımı bırakıp kaçmam! Ay, savunun be kefeler! Buldun bizi! Bu kaçmanın tam sırasında! Kaçıyorlar! Yakalayın şunları! Yakalayın, kaçmasınlar! Yoksa hepinizin derisini üzerim! Bak istiyorsan onları takip et. Karaşahin, Hasan sana emanet. Hasan sana emanet. Onun canını canından aziz bil. Canını canından aziz bil. Ona hizmet bana hizmettir. Bana deli hizmettir. Deli zekalı! Kahraman bozuntusu! Fırsatlarken niye kaçmıyorsun? Hadi! Beni bırak, kaç sen! Yandım Allah'ım! Kardeş göbek! Hadi bakalım beni, siz! Bu da olursandır! Hadi! Ay! 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 Şuna bak, bir öküz kadar da ağırsın. Buralarda olmalılar, evleri arayın. Çabuk, hadi siz buraya, çabuk. Siz de karşı eve, hadi hadi. Sallanmayın. Yavaş! Ay. Baba! 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 Oh, ama! Gel! Baba! Baba lütfen kapıyı aç! Hadi baba! Baba! Geldim, geldim! Ay! Ay! Baba yardım et! Askerler peşimizde baba! Kahretsin, bu da ne? İçeride anlatırım, yardım et! Ben tanımadığım birini içeri almam, hele de askerler peşimdeyse! Yaralı birinden ne zarar gelir? Hem bak askerlerin sesini duymuyor musun baba? Ya beni de yakalarlarsa? Hadi! Al kızım, hadi çabuk çabuk! Birini içeri çabuk! Yavaş! Dilsiz kızım, gene başını belaya sokmuşsun! Nedir bu senin çektiğim? Yaralı ip bırakmışlar! Askerler ev ev dolaşmaya başlamadan şunu aşağıya indirelim, tamam, şuraya! Hadi. Beyinsiz kızım! Nereden bulaşırsın böyle şeylere? Yaşamaz bu, ölür, bu çok kan kaybediyor! Hazreti Mesih korusun onu! Bize bağışlasın! Lütfen onu tanrım! Ne kadar ağır böyle, it ölüsü gibi! Hiç sorma baba! Sıcak suyla temiz bir bez parçası getir bana. Şimdi çok... babacığım! Pek de gençmiş. Masum'da bir yüzü var.
Aynı zamanda çok iyi bir Ortodoks. Katoliklere ve Papa'ya düşmanmış babacığım. Ne zaman anlattı bunları sana? Konuşa konuşa geldik babacığım. Haliyle mi konuştu? Evet babacığım. Durumu iyi değil. Sabaha çıkmaz bu genç. Meryem Ana'ya mum yakar, sabaha kadar dua edelim. Açın kapıyı! Açın kapıyı yoksa kırarız! Askerler, siz burada kalın! Kapıyı açın, hadi! Hadi ya, kapıyı açın! Hey, duymuyor musunuz? Açın şu kapıyı dedi! Kapıyı açın yoksa kırarız! Açın dedik! Tamam, geldim, geldim! Yaralı bir Türk'ü arıyoruz. Bir Türk mü? Türk ha? Her yeri arayın. Hadi çabuk. Demek bir Türk, bir Müslüman ha? Burada kan var komutanım. Hey, bu kan da ne? Bu kan şey... Hadi söyle bakalım sersem, hadi! Kan izleri bu kapının önünde bitiyor komutanım. Baba... Bu askerler niye geldi? Baba, kan kaybından öleceğim. Kanım bir türlü dinmiyor. Kızım, sakar kızım. İş yaparken bileğini kesti de. Hadi gidelim. Numaracı, yalancı. Demek bir Türk'ü eve getirirsin. Hayır. Bilmiyordum babacığım. Şimdi görür o. Ne yapıyorsun baba, dur! Bir Türk'e, Müslüman'a ne yapılırsa! Yapma, dur, ne olur! Baba, yalvarırım, dur! Baba, lütfen! Bak, ona bir şey yaparsan kolumdaki sargıyı çözerim. Kalkar, bundan da ölürüm! İstersen geber! Geber! Ben bir Osmanlı'yı çünkü evimde yaşatmam! Baba, en iyisi benden başla baba! Önce beni öldür! Çekil! Seviyorum onu baba! Lütfen! Çekil lütfen anla beni! Seviyorum onu baba! İlk defa bir insanı seviyorum! Türk de olsa, Müslüman da olsa seviyorum onu! Baba, yok! Yaşıyor! Yaşıyor! Civanoğlu'nun yaşadığı kesinlik kazandı. Civanoğlu'nun yaşaması seni neden bu kadar heyecanlandırıyor? Niye bu adam senin için Bizans'tan ve benden daha önemli? Neden? Çünkü o bir düşman. Keşke ben de senin bir düşmanın olsaydım. Ne demek istiyorsun? Hem sonra benimle konuşurken niye hep karşıya bakıyorsun? Ona çok kızıyorsun. Evet, çok kızıyorum. Nefret ediyorum. Nefret sevgidir. Kızıyorsan seviyorsun demektir. İnsan ancak sevdiğine kızar. Sen neler saçmalıyorsun? Ben artık mücadeleden yoruldum. Yıllardır aranızda bana ait olan birçok şeyimi kaybettim. Bir Türk'ten, bir Müslüman'dan daha çok Bizanslı gibiyim. Bizanslı olmadığıma göre neyim ben? Benim atalarım Osmanlı, soyum Türk. Ben Yıldırım Bayezid Han'ın torunuyum. Kosova şehidi Murat Han'ın yeğeniyim. Onlar nerede, ben neredeyim? Onlar ne yapmış, ben ne yapıyorum? Vah bana! Ama mücadele gücün kalmamış. Kafan karışmış şehzade. Sen sultanlığı gasp edilmiş, sürgünde bir şehzadesin. Sen Osmanlı saltanatının gerçek sahibisin. Bunu unutma. Çenemim, bir an karşımda babanız Şehzade Kasım'ı, dedeniz Yıldırım Beyazıt Han'ı, Murat Han'ı görür gibi oldum. Ah baba dostum. Efendi baba. Efendi baba. Efendi baba. Efendi baba. Efendi baba. Efendi baba. Kim olabilir? Efendim. Bizim kapımızı pek çalan olmaz da. Efendi baba. Efendi baba. Efendi baba. Dilenci olabilir baba. Kendimiz bulduk da dilencimiz kaldı. Şimdi bir tekme indireyim görsün günün o. İndir tekmeyi, ben sana indireceğim. Sözüm size değildi kumandan. Sizlere nasıl yardımcı olabilirim acaba? Ne oldu baba? Kim gelmiş?
Biz burada kalacağız. Bırak onlar kendi aralarında konuşsunlar. Ne istiyorsunuz? Kontrole geldim. Daha önce gelmediniz mi? Sen o günden beri aklımdan çıkmadın. Bileğin iyi oldu mu diye merak ettim. Bileğim çok iyi, merak etmeyin. Niye bu kadar rengin sarardı? Bu kadar korkma. Güvercin gibi titriyorsun. Zamansız ve habersiz gelmemeliydiniz. Aşkın zamanı olmaz güzelim. Seninle yarın buluşsak? Yarın kim öle kim kala? Fırsatı bulmuşken keyfimize... Bu da kim? Abi, delinin biridir. Hadi yukarı çıkalım ha. Nesi var abinin? Sarhoş. Sarhoş, yaralı bu. Aradığımız Türk bu olmalı. Nikola, koş! Aradığımız Türk burada! Hayır! Hayır, dur, yapma! Yapma diyorum lütfen! Lütfen bırak onu! İkinizi de öldüreceğim! Ama önce... Hayır! Önce senin işimi halledeceğim! Yalvarırım! Yalvar! Yalvaran kadınları çok severim! Buraya. Bırak, hadi bırak. Çıkar altınlarını. Hadi dedim. Eli kabzada tutmak gerekir. Gece boyunca Bizans sokaklarının hiç güveni yoktur. Sanki gündüz varmış gibi konuştun. Gece daha çok azarlar. Hadi güzelim. Hadi kazanma. Hadi gel. Hadi. Ne civanoğlu, buralarda neler oluyor? Bir kadını ya soyuyorlar ya da tecavüz ediyorlar. Askerler gözlerinin önündeki bu işe neden aldırmaz? Başlarını belaya sokmak istemezler. Nice iştir bu. Bizans hepten bitmiş. Burayı fethetmek Bizans'ın kurtuluşu olacaktır. Aziz Mata, aziz Markus, aziz Lukas, aziz Johannes. Kalplerimiz sizin tasvirleriniz gibi mahzun ve perişan. Yüreğimiz bu kilise gibi harap. Çünkü Kral Konstantin ve onun avenesi Ortodoksları Katolik kiliseleriyle birleştirmeye karar verdi. Çünkü Katolikler Osmanlı'ya karşı yardım karşılığı birleşmeyi şart koştular. Bu nasıl yardımdır aziz kardeşlerim? Biz birleşmeyiz. Biz Katolik olmayız. Ölürüz daha iyi gene dur. Kardinal şapkası yerine Osmanlı sarığını tercih ederiz. Dahası kardeşlerim, bu anlaşmaya karşı çıkan Patrik Hazretlerini zindana attılar. Vay imansızlar! Kardinal İzador, pazar günü Ayasofya'da kiliselerin birleşme ilanını Latince ve Yunanca okumaya hazırlar. Okutmayız, biz daha ölmedik. Katolik olmayacağız! Halkı ayaklandıralım arkadaşlar. Kardeşimiz doğru söylüyor. Aksi halde Hazreti İsa'nın laneti bizi de bulur. Bu nasıl kardeşlik? Roma'daki papa dinimizi elimizden almaya kalkıyor. Osmanlılar hiç olmazsa dinimize karışmazlar. İnsanları kiliselerde, sokaklarda uyaralım. Her tarafa haber uçuralım. Kahrolsun papalık! Kahrolsun katolikler! Ne oluyor burada? Ne olduğunu bilmiyor musun? Haberin yok mu? Anlatırsan olacak. Halk ayaklandı. Ayasofya'ya, at meydanına gidiyor. Kralı ve Katoliklerle yapılan anlaşmayı protesto ediyorlar. Bugün kutsal Ayasofya'da Kral Konstantin'le Kardinal İzador, Ortodoks ve Katolik birleşme anlaşması yaptılar. Güya bu anlaşma ile Hristiyan Birliği bize yardım edecek ve bizi Osmanlı'dan kurtaracak. Ben anlaşmalar! Neymiş? Avrupa'dan Hristiyan ordusu yardıma geliyormuş. Kurtuluyormuşuz. Neye karşılık? Biz Ortodoksların Katolikleşmesine karşılık. Bugün bizim kurtuluş günümüz değil, ağlama günümüz. Başımızı taşlara vurma günümüz. İstemiyoruz. O yardımları istemiyoruz.
topraklarımızdan ve kilisemizden defolsunlar. Böyle anlaşma olmaz. Saraya gidelim ve o anlaşmayı yırtalım. İstemiyoruz! Kahveyi yakalayın. Gene bir saçağı yemek. Hadi kendini görünce imanları zayıfladı bunların. Gelin bakalım. Beceri buradan uzaklaştırın. Hadi. Hadi. Yakalayın şunları. Bırakmayın onları. Yavuz kendilerini yakıştırmayın. Hadi! Hadi! Koşun! 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 Takip edin şunları! Takip edin! Yakalayın! Peşlerini bırakmayın, koşun! Acele edin hadi! Takip edin! Vasilyas, senin ne işin var burada? Ha, benim kavgam bu. Azın senin ne işin var? Hadi! Hadi! Bu tarafa kaçmışlardır. Yakında olmalılar. Bunlar bizimkiler. Şşt, gelin buraya! Gelin! Hasan Bey, sizi hayatta görmek beni çok sevindirdi. Sağ ol. Ben de seni görünce çok sevindim. Senden umudu kesmiştim. Şükürler olsun, bugünleri de gördüm. Duyduğuma göre Prenses Evdoksiya seni özel hizmetine almak istiyormuş. Evet, Justinian ile yaptığımız kavgada bana bir teklifte bulunmuştu. Seninle önemli bir işimiz var Karaşahin. Tehlikeli ama önemli bir iş bu. Sen Bizans'ın en güçlü kadını Evdoksiya, çevrende ve emrinde o kadar insan olmasına rağmen ne kadar yalnızsın. Galata bölgesinin tek hakimi, Bizans'ı kurtaracak adam gözüyle bakılan ben en az senin kadar yalnızım. İkimiz de çok yalnızız. Çünkü paylaşacak sevgimiz yok. Yüreğimizdeki tek sevgi kendimize. Kendimizden başkasını sevmiyoruz ki sevilelim. Buraya sarhoş felsefesi dinlemek için gelmedim. Seninle iş konuşmak için geldim. Ben sadece yalnızlığımı paylaşmak istiyorum. Yalnızlığını paylaşmak için Bizans fahişe dolu. Sana aşık olduğumu kaç defa söyleyeceğim? Ben de sana benim aşkımın Bizans olduğunu kaç defa söyleyeceğim? Senin aşkın Civanoğlu denilen o Türk. Bunu o gün anladım. Aranızda ne geçti bilmiyorum ama... onu hiç unutmamışsın. Sakın! Bir daha tokat atmayı deneme. Söyleyeceklerini dinliyorum. Civanoğlu'yla gene de usun nerede saklandıklarını biliyorum. Nerede saklanıyorlar? Sırası geldiği zaman söyleyeceğim. Bizans sevgim bu kadar. Ben Bizanslı değil, seni seviyorum. Laneti bu tarafa geliyor. Hani nerede? Sakın bakma! Yüzünü gören lanetlidirmiş. Boşuna mı laneti demişler ona? Vücudunda yaralar çıkar, patlaya çatlaya ölürsün sonra. Yüzünü şeytan görsün. Geceleri orduya çıkıyor, bir yarasa gibi. Belki de kral çağırmışlar. Hii, lanetli!
Gel dostum. Bu akşam şerefe kadeh kaldıralım. Neyin şerefine? Bizans halkının yarısını doğrayan şu gerizekalı Cenevizli'nin şerefine mi? Siz sokaktaki sefil insanları sindirmeye çalışırken Sultan Mehmet şehrimize geliyor, etrafı geziyor, planlarını yapıyor. Patrikhanenin papazlarıyla gizlice görüşüyor. Doğru mu? Amcazadem Konstantiniyye'ye mi geldi? Yalan söylüyor. Palavra atıyor. O yalan söylemez. Boş konuşmaz. Bu küstah sizi büyülemiş. Gözlerinizi bağlamış. Ama bana yapamayacak. Önce küstah dilini keseceğim, sonra gözlerine uyacağım. Hadi lanetli, bana da göster o iğrenç büyülerini. Kolla kendini. Prenses Evdoksiya ile görüşmek istiyorum. Hay hay efendim, kim teşrif etti diyelim? Handa karşılaştığınız genç savaşçı diyeyim. Hizmetine girmeye geldim. Asaletinizi ve ünvanınızı rica etsem? Kendisi bu yüzüğü bana vermişti. Bu sihirli bir yüzük mü? Cin falan çıkar mı? Bu prensesin yüzüğü. Nereden buldun bunu? Yoksa çaldın mı? Dışarıda ne oluyor? Neler oluyor? Baskı mı var? Sen? Saygısızlık etmek istemezdim ama buna mecbur ettiler. Nasıl olur? Saraya böyle nasıl girersin? Davetiniz için geldim. Kılıcımla emrinizdeyim. Davete icabetin biraz gürültülü değil mi savaşçı? Beni bu palyaçolar zorladı. Şimdi gösteriye devam mı edelim, yoksa oturup konuşalım mı? O gün adını sormamıştım. Bana Kara Şahin derler. Şahin? Bu Rum ismi değil. Ben Türk'üm. Türk mü? Evet, Karaman Türk'üyüm. Yani Osmanlı düşmanı. Evet, doğru söylüyorsun. Osmanlı düşmanı bu Türk de kimmiş? Osmanlı'dan çok Sultan Mehmet düşmanı demek daha doğru. Osmanlı Şehzadesi Orhan'la tanıştırayım seni. Sultanın dostu mudur? Sultan Mehmet benim hakkım olan tahta oturuyor. Ona nasıl dost olabilirim? Götürün! Bırakın beni! Bırakın! Bırakın! Bırakın diyorum! Elen! Ne oldu sana? Bazılarını öldürdüler. Geledoğuslu arkadaşlarını da tutukladılar. Rahibi kurtarmalıyız. Başka kiliseleri de basıyorlar. Katolik kiliselerle birleşmek istemeyenleri ya öldürüyorlar ya da tutukluyorlar. Geledoğuslu'nun yerini öğrenip kurtarmaya çalışacağız. Bu kara papaz çok mu önemli? Elbette. Sultan Mehmet öyle istedi. Kara Şahin ne yaptı acaba? Orhan Çelebi'nin işini bitirebildi mi? Bizans'ta işimiz çok arkadaşlar. Anadolu, Türk yurdu. Seninle niye konuşmak istedim biliyor musun? Bana oraları anlat diye. Dilinden ve dininden bahset diye. Dedem Yıldırım Bayezid Han, amcam Murat Hüdavendigâr. Çok az şey hatırlıyorum. Çan sesleri. Yıllar var ezan sesi duymuyorum. Bazen kendime soruyorum. Burada ne işim var diye. Ben kimim diye. Burada yetiştim ben. Bizanslı gibiyim. O zaman burada kalın. Osmanlı Sultanı olmak sizin neyinize? Ne diyorsun sen, Karamanlı? Ben Karamanlı değil, Osmanlı Türk'üyüm. Buraya sizin için geldim. Anlamadım. Yani sizi götürmek için veya öldürmek için şehzadem. Bunun için zamanlaman fena değil. Lakin buna gücün yetmez. Ben yetmezsem başkaları gelir. Bu saltanat kavgası değil. Bu alemi İslam davasıdır. Şarktan garba, cenuptan şimale, diyar-ı Rum'dan Hindiçin'e kadar bütün gayrimüslimlere Allah'ın dinini tebliğ etmek davasıdır. Osmanlı bu dava için at üstündedir. Cihat yolundadır. Bugün Bizans surlarında, yarın Budin önlerinde, sonra Viyana kapılarında olacaklardır. Bu dava size göre değildir. Çünkü Bizans sarayında bu dava güdülmez. Bu dava büyük, bu yol çetindir, zahmetlidir.
Allah sevgisi, peygamber gayreti ister. Sen yaşından büyük laf ediyorsun Karaşahin. Siz de başınızdan büyük işlere kalkışıyorsunuz şehzadem. Sohbetinizi bölmedim ya. Ne o elinizdeki kılıçlar? Bu delikanlı nasıl kılıç kullanır diye merak ettim. Yapmayın, birbirinizi yaralayacaksınız. Belki de öldüreceğiz. Hadi delikanlı, işte fırsat. Durun! Durun, yapmayın! Yapmayın! Hadi! Senin için daha iyisi olmazdı. Buradan birlikte gitmeyi tercih ederim. Şansımla yetin! Durun! Yeter diyorum! Şahin. Bu size bir emirdir. Vay! Birbirinizi öldüreceksiniz, durun! Hadi! Sakın yapma! Durmamalıydın! Kılıcını saplamalıydın! Kendini korumadın, öldürmemi bekledin. Neler oluyor anlayamıyorum. Yakalayın şunu! Prenses, bu bir haindir. Civanoğlu ile beraberdir. Civanoğlu mu? Meydandaki ayaklanmada Rahip Genedevusu ve Civanoğlu'nu bununla arkadaşları kurtardı. Doğru mu bu Karaşahin? Arap kilisede Civanoğlu ve Genedevus'la beraberdi. Kahretsin, şimdi anlıyorum. Tutun şunu! Hadi konuş! Civanoğlu ve adamları nerede gizleniyor? Konuş! Konuş Osmanlı! Konuş! Ben seni konuşturmasını bilirim. Hadi konuş! Hadi Civanoğlu ve adamların nerede gizleniyor? Cevap ver! Hadi! Konuş! Çabuk söyle, nerede gizleniyorlar? Konuş! Konuş! Bu kadar yeter. Ne o Çelebi? Türklük kanınız kabardı galiba. Bunu saray zindanına götürün. Daha hesabımız bitmedi. Rahip Genedevuslu adamlarını yakaladım. Ne yazık ki Civanoğlu ortada yoktu. Onu da yakalayıp kesik başın ayaklarınızın dibine atacağım. Çiviler! Sabaha kadar yaşarsan yarın konuşacaksın. Allah! Allah! Acıyor mu? Siz Türkler acıya dayanıklısınızdır. Allah! Allah diyorsun ha? Allah'ın gelsin de kurtarsın seni. Yarın seninle yine görüşeceğiz. Yürüyün hadi. Şimdi yüzünü aç. Hadi sabrımı taşırma. Bir kadın. Ben... Bu saatte ne işin var burada? Kimsin sen? Babamı arıyordum. Buralarda ve gece yarısı babasını arayan bir kadın. Bunu çizmelerime anlat. Çevrede kimse yok. Ne askerler ne de Cenevizliler. Doğru söylüyorum. Ben yalnızım. Sadece babamı arıyordum. Bir genç kız için oldukça tehlikeli bir arayış. Sabaha bekleyebilirdin. Evim sokaktan daha tehlikeli. İki gündür babam yok. Herhangi bir durumda buradan arayabileceğimi söyledi. Baban kimdi senin? Vasilyas. Karaşahin'in dostu değil miydi o adam? Karaşahin'i tanıyor musunuz? Onu ben tedavi ettim.
Bu Despina olmalı. Kara Şahin benden bahsetti demek. Hadi buradan çıkalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ne diyor bu? Muhammed dedi. Muhammedi bu. Canım kurban yoluna. Kendi kendine konuşuyor. Karşısında biri varmış gibi. Bu delikanlı kafayı üşüttü, aklını yedi. Efendi baba. Efendi baba. Efendi baba. Efendi baba. Efendi. Efendi baba. Efendi baba. Efendi baba. Acıyor mu Şahin'im? Acımıyor efendi baba. Bütün acılarım dindi. Deli oğlanım benim. Seni özledik. Dergaha gelmekte gecikmeyim. Rahiple arkadaşını kurtar. Kahretsin bu ne iştir? Önce sakallı bir Muhammed'i... Sonra Tanrı'nın şeytan kulu lanetli. Büyü mü bu? O sakallı Muhammed'i kayboldu. Rahibi de kurtaralım. Ne olur babamı kurtaralım. Yoksa sabaha kalmaz asarlar. Biz ne yapabiliriz ki? Bizans'ın ve zindanların yabancısıyız. Üstelik Kara Şahin'i bekliyoruz. Onu öldürecekler. Hepsini öldürecekler. Yüreğim parçalı. Kız çok perişan. Zavallı kız baksana. Bu onların aralarındaki kavga. Bizim kendi işimiz var. Kara Şahin'in yardımımıza ihtiyacı olabilir. Baksana hiç haber alamadı. O zaman ben başımın çaresine bakarım. Askerler bizi dışarıda arayacaklar. Kara Şahin'in durumu çok kötü. Kendine geliyor. Bünyesi sağlammış. İlaçları da getir. Hemen tedaviye başlayalım. Gene ben kazandım! Nerelerdesin sen Despina? Benim uğur çiçeğim. Seninle konuşmam lazım Notaras. Acelen ne güzelim. Şansım açılmışken biraz daha kazanayım. Çok acele ve çok önemli. Siz devam edin çocuklar. Ben geleceğim. Babam. Babam zindanda. Sabaha kalmaz asarlar. Ben ne yapabilirim? Onu kurtar. Sen ki Konstantiniyye'de parası ve mevkii olan bir adamsın. Yapamayacağım bir şey yok. Babanın suçu ne? O ne bileyim ben. Kilisede yakalamışlar. Gene Deus mu ne? Onun adamlarıyla. Sen babanın yasını şimdiden tutmaya başla kızım. Ne demek istiyorsun? Açık değil mi? Senin gibi... uğruna servetimi vermeye hazır olduğum bir kız için bile... bunu yapamam. Çünkü... baban
isyancılardan. Bunu kral bile yapamaz. Kahretsin. Hırsızlık, katillik olsa kolaydı. Belli ki sen dün akşam olanları bilmiyorsun. Türk casusları sarayın içine kadar girmişler. Bir tanesi yakalandı. Kimmiş o yakalanan? Ne bileyim ben elin türkünü. Azizler aşkına. Kara Şahin bu. Kara Şahin'i yakalamışlar. Ne diyorsun? Onu yakalamışlar mı? Şahin'i kurtarmalıyız. Ona bir şey olursa Sultan Mehmet Han bu Bizans'ın yarısını yanmış teslim alır. Öfkeyle değil. Akılla, kurnazlıkla hareket etmemiz lazım. Bir plan yapmalıyız. Nasıl? Bilmiyorum. Lanetli! 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 Neredesin lanetli? Neyse ki buradaymışsın. Buraya nasıl girersin Evdoksiya? Ortalık iyice karıştı burada. Bu Kara Şahin. Bir de ihanete. Bunların hesabını vereceksin. Bu ne? Civanoğlu. Civanoğlu sen ha? Bu bir büyü mü? Yoksa şeytanın bir oyunu mu? Sen. Tövbe tövbe. Serhat boylarının koca akıncısı toz koparanın düştüğü hale bakın. Bir eksik etekle bir çocuğun aklına bakıyorum. Şimdi zindana girmek için bize iki tane asker üniforması lazım. Hayır, üç tane. İkisini anladım da üçüncü kim? Hayır, olmaz. Senin orada ne işin var? Beni kabul etmezseniz yardım etmem. Ben buldum galiba. Şu elbiseleri değişsek mi? Niye? Bu biraz büyükçe ama daha rahat. Seninkiler bana dar gelebilir. Şaklabanlığı bırak da çıkar şunları. Birileri geliyor. Şu lanetli neden bize yardım etti anlamıyorum. Ben bu sesi bir yerden tanıyorum. Bir Çinli dostum öğretmişti. Bu testide barut ve yağ var. Bu çaput parçası ateşlendiği anda top gibi patlar. Etrafı yakar. Sen nasılsın? Efendi babanın şifalı elleri bende bir şey bırakmadı. Ama parmaklarım biraz güçsüz. Kılıcı tam kavrayamıyorum. İnşallah kılıca ihtiyacımız olmayacak. Yarın buradan gideceğiz. Fırsat varken şehzadeyi öldüremedim. Görevimi yerine getiremedim. Canını sıkma. Ben de senin gibi davranırdım. Buradan sağ çıkamayacaksın Civanoğlu. Diyelim ki çıktın gittin. Nerede olursan ol bulup yakalayacağım seni. Sesini keseyim mi şunun? Bırak konuşsun. Öfkesini kutsun. Siz onun bu haline bakmayın. Bir zamanlar çok masum ve güzel bir kızdı. Bir zamanlar. Sana inanıp aşık olduğum, güvendiğim bir zamanlar. O zamanlar sen de çok iyiydin. Senin Osmanlı olduğunu bilmiyordum. Ayasofya'da bir ayinde tanışmıştık. Bana sevdiğini söyledi. Meğerse saraya girmek için beni kullanmışsın. Ama sonra ben de seni sevdim. Benimle gelmeni istedim. Gelmedim diye beni 5 sene aramadın. 5 sene senin yolunu gözledim. 5 sene geceler sabah olmadı. Görevlerim vardı. Nemçe'ye, oradan da Pontus diyarına gittim. Şimdi de orada yolunu gözleyenler vardır senin. Her şey hazır. Gidelim.
Belki de bir daha hiç görüşemeyeceğiz Evdoksiya. Hoşça kal. Görüşeceğiz Civanoğlu. Görüşeceğiz. Ve ben de seni kendi ellerimle öldüreceğim. Hey Bizanslılar! Topraklarımızda huzuru bozan Sultan Mehmet'in 3 casusu yakalanmıştır. Ne oluyor burada? Biraz ben de merak ettim. Bunlar bizimkiler olmasın? Bizimkiler 2 kişi. Tellalı 3 diyor. Bizanslılar, hepiniz gelin ki kralımızın gücünü gidip görün. Gidip bakmalıyız. İçimde bir sıkıntı var. Onlar da bunu bekliyorlardır Karaşahin. Bu düşündüğüm gibi ise bizim için hazırlanmış bir tuzak. Zira daha önce insanlar asılırken tellal bağırmıyordu. Tuzak olmaya kesin tuzak. Lakin kim için? Kimler için? Şu anda Bizans'ta aranan 2 Türk var. Civanoğlu ile Karaşahin. Bu yüzden dikkatli olmalı. Birden ortaya çıkmamalıyız. Yakalananlar bizimkilerse şüphesiz tuzak da bizedir. Zaten öyle olmasa zindanda işlerini bitiriverirlerdi. Hı hı. De! Sözde alttan seyirci. Oysa Bizans ordusunun askerleri oldukları duruşlarından belli. Bak, hepsi de aynı şekilde durmuşlar. Fark ettim. Asılanları bizim kurtarmaya kalkacağımızı düşünerek hazırlık yapmışlar. Ortaya çıktığımız gibi Bizans ordusunun yarısı tepemizde olacak. Bizans ordusunun hepsi burada da olsa ben yine de saldıracağım. Arkadaşlarımın öldürülüşünü seyredemem. Sakin ol Şahin. Tabii ki onları kurtarmaya çalışacağız. Ama tedbiri elden bırakmadan. Şimdi planım şu. Kavu tutuşturup fitillerini yak. Geç! Geç şöyle! Atın! Atın! Çekil! Ay! Savunun bira çakallar! Köpek sürüleri! Karışan! Karışan benim için geri döndü! Yakalayın! Kaçırmayın! Baksana atlılar geliyor. Kim olabilir ki bunlar? Civanoğlu! Civanoğlu bu! Hoş geldiniz! Nicedir haber alamamıştık. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhaba. Çabuk bir şeyler hazırla. Açtır bunlar. Türkler bizim kadim dostlarımız. Az yardımlarını görmedik. Dar günümüzde hep yardımımıza koşmuşlardır. Hadi bir şeyler hazırla. Tamam, şimdi bir şeyler hazırlarım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hanımım size güzel yemeklerini hazırlar. Ben atlarla ilgilenirim. Siz istirahat buyurun.
Gel. Vakit geçmek üzere ağalar. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semallah. Böyle her yerde ibadet eder misiniz? Evet. Dünya bir mescittir. Her Müslüman nerede ve nasıl olursa olsun günde 5 vakit namaz kılar. Efendi babayla Sultan Ana beni severler mi? Hı hı, çok. Dinimi değiştirmesem de severler mi? Severler. Onlar yaradılanı severler. İnsanları severler. Onlar Allah için severler. İkisini de çok merak ediyorum. Bir an önce onları görmek istiyorum. Hemen yola çıksak. İnşallah yarın. Hadi arkadaşlar, geç kalmayalım, kalkalım. Biz gelmesek derim Civanoğlu. Despina bu uzun yolculuğu kaldıramayacak kadar yorgun. Sultan Mehmet Han bilhassa seni görmek, teşekkür etmek ister. Ne teşekkürü? Sultanımız beni ne bilir ne de tanır. O sultandır. Neyi niçin istediğini bilmeyiz. Çağırdıysa gitmek gerekir. Edirne pek uzak değil. Ben yarına kadar sizi beklerim. Nasıl olsa hancılar da yabancı değil. Böylesi daha uygun. Hadi atlara. Allah Allah! Sultanımız bizi ne bilir ki görmek ister? Bizans'taki işlerimizi duymuştur. Onun her yerde gözü ve kulağı vardır. Kolay mı Osmanlı'ya sultan olmak? Öyle değil mi Kasım? Haklısın Civanoğlu. Hoş geldiniz yiğitler. Sizlerle Konstantiniyye'de iyi günlerimiz geçti. Hasan. Gazanız mübarek olsun derim. İnşallah bir seneye varmaz biz de Konstantiniyye'de olur... Peygamber Efendimizin müjdesine nail oluruz. Buyurmuşlar ki Konstantiniyye bir gün mutlaka fethedilecektir. Ne mutlu o kumandana, ne mutlu o askerlere. İşte yüreğimizi yakan budur. İsteriz ki bu peygamber emrini biz yerine getirelim. Bu duaya biz nail olalım. Ve dahi Bizans halkını zulümden kurtaralım. Kara Şahin, isterim ki emrimizde bulunasın. Devlet-i Ali Osman'ın hizmetinde olasın. Biz her zaman sultanımızın ve devleti Ali Osman'ın emrindeyiz. Yanımda kalmanı, can yoldaşım olmanı dilerim. Sultanımızın sözü emirdir. Lakin ben sarayda nefes alamam. Efendi babadan ayrı yaşayamam. Onun olmadığı yer zindan gelir bana. Anladım. Gönül sultanı, sadaret sultanından daima üstündür. Beni yol arkadaşın Hasan bil. Efendi hazretlerine de selamımızı ilet. Bizi duadan eksik etmeye. Baş üstüne sultanım. Kılıcınız keskin, yolunuz açık olsun yiğitlerim. Devletlim, izninizle ben efendi hazretlerinin elini öpüp duasını almak isterim.
Dur! Kuşlar ötmüyor. Bu tehlikeli bir sessizlik. Benim de ensem yanmaya başladı. Despina! 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 Ne oldu? Şahin! Despina! Despina! Efendi babayı göremeyeceğim. Yine karşılaştık Civanoğlu. Yine mi sen Evdoksiya? Civanoğlu, hiçbir kurtuluşun yok Civanoğlu. Vay canına! Buraya koca bir ordu gelmiş. Nicedir Ağız tadıyla bir kavga yapmamıştık. Çay! De! De! Bu işe beni de katmanız lazım. Orhan Çelebi, sizin ne işiniz var burada? Ama duydum. Avcılara katılmaya geldim. Bu çakal sürüsünü umursamayız ama Osmanlı kanından birinin karşımızda olması yaralar bizi. Kanımıza dokunur. Ben bunun Osmanlı kanı taşıdığından şüphe ederim. Bu işi bitirelim ağalar. Haklısın. Bitirelim artık. Bu sefer seni öldüreceğim. Hayır, yemin ederim bir Türk kılıcıyla ölmeyeceğim. Öleceksem kardeşlerimin yanında kefereyle savaşarak ölürüm. Osmanlı, bu gerçek Osmanlı. İyi dedin delikanlı. Bize Osmanlı derler. Bize Türk derler. Sen çıldırdın mı? Böylece Bizans'ın bütün ümidi bitti. Tek çare Papa'nın göndereceği Haçlı orduları. Papa'nın da sizlerin de canı cehenneme. Bizans kendine yeter. Despina'nın kanını ödeyeceksin. Savulun bre çakal sürüleri. Vurun ha kardeşlerim. Bize Osmanlı derler. Bize Türk olsun derler. Ölüyorum. Ama böylesi daha iyi. Osmanlı gibi yaşayamadım. Osmanlı gibi ölüyorum. Kurtulacaksın şehzadem. Benim için kurtuluş ölüm dedi. Sizden bir ricam var. Çocukluğumda duyduğum ezan sesine hasret. Bana ezan okuyun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şahin,
Efendi baba, Sultan Ana beni sever mi? Hem de çok. Müslüman olmadığım için bana kızarlar mı? Hayır. Beni onlara ne zaman götüreceksin? Hemen gitmek istiyorum. Kısmetse yarın.